call this swimming pool a cool. Bakalım. А все прогнозы об уходе США с Ближнего Востока не оправдываются раз за разом. Aslanım, tertemiz. Değişikliğe bak. Anında kediyi de fırlattığın kimliğini göstermek için. O arkadaş kolunu kırmış motosikletiyle çalışırken. Yağmurda kaymış. Ben de düşündüm. Toksoplazmadan başı dönüp. Yağmurdan kaymak öyle kolay mı, normal mi? Ben de motosiklet sürdüm yağmurda. Tutuyor be, tekerler tutuyor, gidiyor, normal gidiyor. Kuryelik için düşme tehlikesi yoktur. Fakat toksoplazma varsa bilmem. Avanak. Kedilerinin çişleri balkona çıkardı. Böyle boğazım düğümlüyor. Burnum, Allah'ım, kaşıntılar da gönderiyor. Toksoplazma. Orhan Seyfi Orhan'ın şiirindeki bu işte. Tavandan inilen toksoplazma kokusu. Sonrası Milli Damat. Komşu gidiyor Mason ordusu eşliğinde. Acaba emlakçıdır desem yanlış mıyım? Bunlara böyle göz göre göre yaptığı şeyler. Kızmama bakılırsa işlem falan yapamıyorum. Fakat benden çok iyi bir zebani olur be intikam için. Razıyım. Çünkü zebaniler için Allah orayı cennet gibi yapmıştır. Gitti, gaza gelmedi, bir şey söylemedi, gitti. Sana ihtiyaç yok. O elbiselerle önümden geçme kızım. Zaten hadım ettiler. Böyle çiş kokuları, çiş kokuları, parazitler babanı da aldım ederler. Sülaleni de. Göçmenleri Suriye, niye oraya daratıyorsun be akbaba? Niye dayatıyorsun oraya? Savaş mı çıkaracağım? Hiç zannetmem şey... Umuyor. Kurbanlar, şehit. Denizden gidemiyorlar, batıramıyorsun kurbağa adamlarınla. Her zamanki işlem bu, göze batmadan. O kadar mülteci vardı, biri eksik. Kim saydı ki? Kurbağa adam. Ufak çocuklar, bebeler boğuldu, anaları, babaları belki tek tük kurtuldu. Fakat kurbanlar kime gitti? Dolunay satanist ayin günlerine gitti. Nereye gittiğini böyle hesap edin, 2 kere 2. Ne demişti o rüyamdaki buraya çıkan bir gün hiç görmediğim halde? Ambulansa götürülürken rüyamda. Dedemin dedesi de dedesin dedesi de dedesiniz. Onlar tanıyordu. Kaç bin yaşındasınız? Peygamberimizin bahçesine de öyle devasa bir pislik fil kadar kırmızılı böyle.
kanla karışmış. Ona da yaptınız mı? Tahminen onun ümmetine de milidamat dayattınız. Kesinlikle. Orada seni iyi bir uçurucu akıllı yakalayan oldu mu? Ayağının cırtındaki iblis kedi damgasını. Orada da pedofillik yapıyor muyuz? Söyle kesin mi? Hazırken acaba 7-9 yaşında. Kesinlikle pedofillik yapıyordunuz orada. Gel kızım içeride sen. Şu dosyaları iyi şeye bak be. Hiç kamera çıkmaz bile. Anasının şeyini konsa bile göremezsiniz. Orada bile vajinasını bile göremezsiniz. Biraz korkmuşlar. Bizim şey yönetici. Orada bıraksaydı yürümez. İlla ki kameraya çıkacak yani. Ulan sinekler uzak durun, gölge var be. Gölge belli gelmezler onlar, sinek, avanak sinek. Ağır toplarını gönder lan şu adam iyi oğlum. Bıçaklı delikanlılar, torunum yaşında olabilecek. Resim çekiyor çiçeklerden, dikkat et de orası toksoplazma dolu. Bütün kediler onların arasına sıçıyor. Kedi oğlu onların da çürümüyor o şeylerden, ağacın yaptığı gibi. Bu millet kendini cins kumak uçuşu olarak görüyor fakat hepsi paçavra. Bu dünyada baş kaldırılması gereken bir şey varsa budur. O bizim boks açıcı temizlik malzemeleriyle gidiyor ben. O bir süremde. Ben temiz domuzum, bok domuzu. Çok temiz bunlar, cinayetlerini tertemiz yapıyorlar böyle. Kimse ruhu uyanmıyor. Şuraya bakıyorum, sinekler saldırıyor da saldırıyor. Kamerayı kaldırdım, görünmüyorlar. Bir yerde sümüklü böceklerin oradaki sürü bile çıkmamış, doğru dürüst. Hiç görünmüyor. Takıntılı şizofren gözüküyor. Hayalet sinekler. Devasa bir tır geçti çekmedim mi? Fuat Avni ve Özlem'i kısmet ederse burada bekleriz. Kısa kesik. Ne yapıyor bu be? Ayağım... Ağacın tepesindeydi. Çubuğu varken. Yani piçli böyle müthiş bir koku alıyor burnuma. Koku değil böyle... Bulantı. Açıyorum pencereyi, iki tane köpekli yeni suratları gençler işettiler tam kanal yerine ve onları düşüren yırtıklar. Başımı ağrıtan bir baskı. Çiş kokusu şimdi orada. Kucağına aldı şimdi. Vay anasını be. Şeytanlara bakın, 7'den 70'e ben. Oraya taşıdığı aynı noktayı biliyor. Böyle bir domuz milletle karşı karşıyayım. Almanya Orhun ve Kakadriye Orhun böyle sürecektir. Her düşürdüğü gençleri okullardan şuradan buradan. Gel oğlum gel kızım içeride sev diyerek. Belki pedoluğu resmini bu çocuklardan biri çekti. İlk hamsterdaki. Hayvanları böyle geçirtecek buraya. Aynı noktalara işetecek. Beynimizi dağıtacaktır böyle.
Orhan Seyfi Orhan'ın şiirindeki olay budur işte. Sonrası Milyamat İksansıdır. Bir tane ihtiyar köpeğiyle aynı işlem için orada takılacak. Ordusuna bak be! Tam dediğim gibi 7'den 70'e. Nasıl satayım? Buyurun köpeğiyle bir tane yeni Kakadriye Orhan tipi. Merhaba hanımefendi. Alo. Sağır mıyız? Merhaba diyorum. Yeni gördük sizi burada. Hoş gelmişsiniz. Sıçtırmayın kanallara, tamam mı? Akbaba. Şuraya bak yani yabancı yabancı suratlar aynı yeri biliyor. Bir bok burada. Köpeğe bak be. Nereye sıçtırdılar ona bakıyorum, kokusu odama daldı. Böyle şeytani millet var mı lan? Vay anasını. Bir yere sıçtırdı tam kanalı ama nereye? Lekeler tekrar türedi. Şeytan bunlar be. Şeytanın soyu. Ordu bu be, ordu be. Bu kendi aksıyla pornolarda olan için yapmayacaklar yok. Ve Özdemirler için. Onları unutmamak lazım. Ben şu psikolojik baskıyı medya patronu Akbaba'dan fırgırgır paspas iki günle dünya çapı medya patronu. Ekmek mi aldın? Ver para ver. Ha tamam. Pis maluk orduya bak be. Kaçakları eliminati. Sinek iblisi anasını satayım. Hayvanını görmeden bize balkona çıkmak haram. Anasını satayım. Burada boş tutuluyor. Tahminen servis bekliyoruz. Kimse yanaşmaya cesaret edemez be. İblisten korkuyorlar. Allah'ın önüme serdiği bilgileri yayınlamamdan son derece rahatsız. Neden Allah'ın diyorum, tersi demiyorum? Çünkü hayırlı şeyler, işe yarar şeyler. Sağlığı koruyan şeyler. Diğer şeyler de. Şu Elon Musk'ın ruhsat dağıttığı zamanı, o zaman yayınladığım şeyleri zamanını görecektiniz be, saldırıyor. Anasını satayım, Çınarcık'taydık o zaman. Oradan oraya, o yüzden bir sürü Fuat Avni mesajları oradan videolarımda. Onu der demez de burnunu uzattığı dolaplarına girdi oluyorduk. Kitaplarını kemiriyorduk. 5+5. Ve çok geçmeden İHA'lar belirlendi. Ve neyle havalacak? Minik dostlar ambulansıyla havalacak.
Biliyoruz be, çok güçlüsün lan. Biliyoruz, anasını satayım. O haberi tekrar çıkarsana. Sözde mahkemelik köpeğiyle. Kaç tane mahkemesi vardır acaba? Tümü köpeklerle alakalı. Orhan Seyfi Orhon tezgahı. Köpeği kaçmış veterinerin suçuymuş. İşleme bak. İkisi de aynı tiyatroda aktör. Televizyona çıkmak için. Köpeklerle. Aynen böyle karşıma dikildiği gibi. Aynen böyle bunu söyledik diye sarı şeytanı oraya diktiği gibi. Şimdi orada ot yiyecek. Ambulansın karşısında. Siz ambulans falan değilsiniz be. Göt bulansınız. Ve emlakçımız peşinden. Balkona çıktığı 2-3 dakika be, bir sigara bile yakmadım da. Her zaman tam zamanı. Sırayla. Bir Hureyre babası, bir onun o demişim diye, o demediğim halde sırayla. Sonra Kakadriye, Kaçakları himself, Fuat Avniye, Ruhlu Dudaklı veya başkaları ordulardan. Ne kaçtın lan, 90 katın seni sevmeye geldi. Öyle bu hayvan severler gibi fırlayanlardan böyle anında değil, tesadüfen. Kadriye tanıyor mu onu acaba? Talebesi mi? Bir gazeteciler cemiyetinde çalışıyor mu? Evet kedicik, çok şanslısın be. Ben burada oturmasam nah şanslısın. Çok beklersin o zaman. O köpekli sürümüz de geldi. Hangisi buraya tırmanan? Ailesiyle bana taş atan, kafa tutan evimin önünde, iğrençlik yapan sülalece geldi. Hepsi kurulu tezgah bunların. Balkona çıkarsa, burnunu uzatırsa, Orhan Seyfi Orhon, kedim şiiri. Neden psikolojik baskıdan başka takıntılı hakim kararı aldıracaklar? Bu şeylerle. Frekans bastıra bastıra. Sinek, parazit, zehirli sümüklü böceklerden parazitler öfke verici bastıra bastıra bastıra. Bokları, çişleri, o da öfke verici. Toksoplazmayı harekete geçiriyor. Ve bunu kurumlarda düşürdükleri yerde de yapıyorlar insanlara. Orhan Seyfi Orhon tuzağı. Tribün lideri cinayeti çözülmüş. Kim acaba? Ucu nereye gidiyor ben biliyorum. Şimdiden aralar geldi. Sen de mi dışarı çıkmadın, takıntılı gözükmedin, birisi var kayıt yapıyor. Şimdi çık, hakime gösterecek. Penceremin önünde her zaman. Daha tezgah var mı lan iblis? Kaç senedir ben söylüyorum, kaç sene. İblistir diyorum, iblis işte, iblis be. Kimse inanmıyor mu yoksa korkuyorlar mı? Orduya bak. Ayet var. Örümcek ağları ney var altında bu Baal, sineklerin efendisi ve bu hayvanların sırtında kedi, köpek de bağlı. Ağların en zayıfı diyor. Örümcek ağdır. O yüzden söylüyorum. Kur'an'da.
varken bunların hepsini teker teker bütün kötülükler bitsin. İncil'de de ayet be. Mark of the Beast, Beast hayvandır. Alo. Hayvanın damgası var diyor be. Hayvan damgası. Hayır, biz ilgilenmiyoruz. Bizim kitabımız bize yeter. An o kitapları destekleyen kim biliyor o kitaplar hakkında ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorlar. Resmen size iblisi sunuyorum ben. Ne diyordular ona? Komi gibi. Komi öyle mi diyorlar? Garson gibi. Çok komik şekilde de. Belgelerle, bilgilerle, kanıtlarla. O kanıtlayamadığım şeyleri söylemiyorum. Bazı şeyler var. Beyniniz patlar. Sadece şahsımın bildiği. Ne oldu? Derin Devlet tiyatrosu bitti mi Fuat Avni? O kadar zaten sürüyor her zaman. Tezgah hazır. Hepimiz rolümüzü oynadık. Bitti. Bir dahaki nöbette buluşuruz. Reklamlardan sonra. Medya yöntemi. Biraz reklam izleyin. Senin için orayı boş tuttular. Buyur. Anında düğme, yemin ederim. Aynı televizyonda olduğu gibi. Duydum. Pist, bas, git. İki yere bir tane konmuş bile. Sabaha kadar duracaktır. Ne bu? Cenaze aracının markası var. Cenaze araçları çok burada. Yıldırım geri geldi, işi bitti. Aynı yere konacaktır. Veya daha yakın. Burası boş, buraya gelebilir. Güç gösterisi için. Çöpleri taşıdık. Kocası kalp olmuş. Anju. Burada yediği şeyler belli. Çöpleri de kendileri gibi domuz kokuyor. Bizim bahçedeki son ikili. Şimdi orada köşede. Tümü birbirinin hayvanını kullanabiliyor. Hızla geldi. İlk geldiği zaman burada. Yanındaki Çığlık'la beraber. Onun iyi biri olduğunu düşünmeye başladım. Çığlık zincirinden saldı karım gelirken. Sonra Pitbull buraya kaçtı. Koşturdu. 4-5 tur. Ve ağacın dibine sıçtı. O telepatik İblis tarafından hiç kontrolleri yok. Kaptılarını toksoplazmayı. Sinek köpek iblisine bak be. Kedi iblisine. Her günümü böyle mahvediyor. Stalkinglerle, pisliklerle ve bizi içeri düşürebiliyor. Sonra çak beş ana deyip kendi orospu anası ilk sanstırda Orhan Seyfi Orhan kişiyi okuyor. İşte ne biliyorsunuz anında kedileri oynatabiliyor. İlk sanstır orospusuna bakıyor. Sıçacak, vallahi sıçacak oraya be. Öyle bir şey, tamam mı? Ospunun piçine bak be. Hala
ya, satılık be. Satılık bir de, hala satılık rolü yapıyoruz. Satılık mı hala? Birisi soruyordu. Şu Özdemir'in oğluna versene satsın be. Özdemir çok iyi satar. Ananı bile satmış. Muhakkak. Buradan geçti be emlakçı Remax. Özdemir onu satar. Bir senedir satılık afişi. Özdemir'e ver lan. Sülalece onlar satar. Evet, ben burada kamerayla dururken konmuyorlar oraya. Girince konuyorlar.